arzu ettiğim gibi efendim katılamadım, dilim ağrıyor. Tam da zaten onu konuşuyoruz sizinle. Evet. Yoga eğitmenisiniz aynı zamanda. Evet. Ne kadar zamandır o da? 7 yıldır. 7 yıldır. Turizmden önce başladı o zaman. Evet, o 1 sene önce başladı. Şu an çok ağırlıklı gitmiyor ama özel ders öğrencilerim var. Onları bırakmıyorum. Peki diğer müşterileriniz? İşletmeniz mi var sizin? Yok, hayır, çalışıyorum ben. Ha öyle mi? Aha, çalışıyorum. Anladım. Yani yogayı şöyle, grup dersi artık hiç yapmıyorum ama özel ders devam ettiği için yıllardır devam eden öğrencilerimi de bırakmıyorum. Böyle yan bir şey olarak devam ediyor. Siz anladığım kadarıyla tekstil sektöründen uzaklaştıktan sonra bir anda böyle kucaklamışsınız arzu edin. Bir süredir beklettiğiniz şeyleri, evet, öyle aynen mi? Aynen öyle oldu. Pek güzelmiş, pek güzel. Darısı başımıza. Birçok kişi böyle hayaller kuruyor, evet, etrafımızda. Evet, kuruyor. Tabii bunun pozitif yönleri var, negatif yönleri var. Belli bir riskler alınıyor. İster istemez. Bedeller ödeniyor. Sonuçta istediğiniz şeyler yaşanıyor. Kolay değil yani efendim. Haberiniz olsun. Baştan söyleyelim. Tabii tabii. İstifa ettim, gittim. Pek kolay değil. Kolay değildi. Sorular iyiydi. Birkaç tanesi gerçekten biraz böyle sonradan akla gelebilecek gibiydi. Mesela bence şutlamak daha kolaydı. O kadar harf almaya gerek yoktu. Ama biraz önce sizinle... Bence bağışık daha kolaydı. Öyle mi? Evet. Ben de bağışıkta harf alır Eylül Hanım diye düşünüyordum. Yonga'yı güzel atlattık. Tebrik ederim. O da zorlu bir soruydu. Sizinkiler biraz daha homojen dağılmış gibi Simge Hanımcığım. Ama gene arada bir iki tane çıkıntılık yapacak var. Onlara sıra geldiğinde zaten altını çizeceğim. Tamam. Hiç merak etmeyin. Başlayalım mı hemen? Başlayalım. Hadi gelsin ilk sorumuz. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü... Etki. Tesir dememize gerek kalmadı. 400 puanı kenara koyduk. Gayet. Şimdi bununla ilgili de konuşmuştuk. Tıp terimi demiştim ama illa hekim olmaya gerek yok. Buyurun bir bakın. Tıpta çabuk ilerleyen hastalıklar için kullanılan bir terimdir. Galiba Almanca kökenli, Özge Hanım daha iyi bilir. Aynı zamanda çok ünlü, çok faydalar sağlamış, zorlu zamanların bir ekibi, topluluğunun adı, kısa adı. Arama kurtarma ekibi. Akut. Hoppa! 1-400 oradan geldi. Aldık sürerdik. Bu şey olmaz. Yarım dakikada 800 puanı kenara koyduk efendim. Buyurun 5 harfli cevaplara. Basit düşünün ne olur. İhtiyacı karşılayacak kadar olan kafi. Yeter. Ha gayret. Buyurun 1-400 puan. Burada da takılmıyoruz. Eski bir kelimedir ama bilinir. Unutulmuş bir kelime değildir. İşte geliyor. Çalgı eşliğinde oynamayı meslek edinmiş kadın. Çengi. Çalgı çengideki bir. Gayet güzel. Her şey kesin. Kadını çengi. 4 soru bitti. 1800 puanı kenara koydunuz. Morali bozulmasın Eylül Hanım'ın. Siz daha iyi bir başlangıç yaptınız. Dur bakalım nasıl devam edeceğiz. Haydi 6 harfli cevaplara. Beklenilenin umulanın tersine karşıt olarak bilakis. Bu anlamlarda 6 harfli bir kelime. Tersinenin... Aksine. Hoppa! İşte bir 600 puan daha. Lütfen yine basit düşünelim. Yalnızca laf kalabalığı yapıyor soru. Aklınızı karıştırmak için. Oysa ki çok basit bir cevabı var. Genellikle hasta, yaşlı veya çocukların ihtiyaçlarının... giderilmesiyle görevli kimse bakıcı. Bu mekanizmayı rahatça cevaplar. Tek kelimedir. Batı kökenli bir kelimedir. Öyle çok zorlu bir şey de değildir. Hemen her dilde kullanılan bir kelimedir. Ses, dalga gibi fiziksel elementlerin birim zamandaki titreşim frekans. Sesi. Çok güzel. Tebrik ederim. Gayet güzel. Şimdi sorularla ilgili küçük ipuçları verirken Simge Hanım'a demiştim ki mitoloji sorusu var. Eyvah! Karalar bağladı Simge Hanım. Efendim korkutmayacak sizi. Çünkü neden? Belki sorunun içerisindeki kahramanın adını daha önce duymamış olabilirsiniz ama bu bilinen bir şey. Hatta aynı zamanda bir cihazın da ismi. Bir optik cihazın da ismi. Türkçe adı. Bir görelim nasıl bir soru varmış. Dede Korkut masallarında basatın öldürdüğü insan yiyen dev. İki kelime birleşik bu arada. Aynı zamanda optik bir araç. Bir harf alayım. Peki. Şeyi bilir misiniz? Kiklop. Yunan mitolojisindeki. Homeros'un. Bir şey göz. Ha gayret. Ne göz? Sunum falan yapmışsınızdır illaki böyle. Ha, tepe göz. Neydi onun ismi? Tepe göz.
Tamam, mitolojide girdik, elektronik cihazdan çıktık. Ama sonuç itibariyle 9700 puana ulaşabilir durumdayız halen. Bir tanecik harf aldık, geriye de 6 tane soru kaldı şimdi.